Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Cumhurbaşkanlığı kararıyla işletme hakkı devir süreci başlatılan Arifiye'deki 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. Efendim 19 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı kararı çıktı. Bu kararla ilgili efendime söyleyeyim, işte alınan karar çerçevesinde faaliyetler başladı. Bunun adı arkadaşlarım, bunun adı işletme hakkının devredilmesi. Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde herhangi bir şekilde terör koridoruna izin vermeyeceklerini belirten Akar, bunu hayal edenler varsa bu hayallerinden vazgeçsinler. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bunun yapılmasının imkan ve ihtimali yok. Ne yaparsınız diye soracak olurlarsa cevabımız net. Ölürüz dedi. Ülkemizin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde, efendim Irak'tan Akdeniz'e kadar herhangi bir şekilde bir koridor, terörist koridor yapmayı hayal edenler varsa bu hayallerinden vazgeçsinler. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bunun yapılmasının, gerçekleşmesinin imkan ve ihtimali yok. Ne yaparsın? Ölürüz. Ölürüz. Ne yaparsın? İşte efendim tank, top vesaire. Ölürüz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi olmak için çıktık bu yola. Dolayısıyla buna müsaade etmemiz söz konusu değil. Bunu herkes bilsin diyoruz. Şu anda elimizdeki rakamlar itibariyle arkadaşlarımızın yaptığı rakamlar %68'e yaklaştı millilik ve yerlilik. Silahlı kuvvetlerin elindeki araç, gereç, silah, mimade hesaba kattığımız zaman arkadaşlar. Ha burada efendim inanmak lazım. Yapacağız inanmak lazım. İnanın bazı briefinglerde, bazı ziyaretlerde, bazı konuşmalarda, görüşmelerde efendim bazı araç, gereç ortaya konuluyor. Arkadaşlarımız bunu imal etmişler, üretmişler. Bazı mühimmat ortaya konuluyor. İnanamıyoruz abi. Gerçekten inanamıyoruz abi. Ya çünkü yıllarca öyle bir şartlandık ki efendim bu devamlı yurt dışından gelecek. Hayır. Artık biz bunu gördük. Buna inandık. Biz yapacağız. Bu memleketi yapacak. Bizim işçimiz yapacak. Bizim memurumuz yapacak. Bizim mühendisimiz yapacak.